kadının kenara itildiği toplum varsa eşcinsellik orada var. Eşcinsellik varsa da kadın kenara itilmiştir. Onun için kadın hareketlerinin çıkıp da hele Türkiye'de böyle şaşırıyorum. Eşcinselliği bir özgürlük gibi, yani kadının kurtuluşuyla eşcinsellerin özgürleşmesi vesaire bunlar birlikte olur. Ondan sonra ortalığa dökülüyorlar, koşturuyorlar falan filan. Hiç tarihe bakmıyorlar. Ve bugünkü emperyalist kapitalist topluma da bakmıyorlar. Orada da kadın kenara sürülmüş durumda. Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da hepsinde kadın kenara sürülmüş durumda, itilmiş durumda, aşağıya bastırılmış durumda. O zaman da ne oluyor? Muhabbet erkekler arasında oluyor ve cinsel ilişkide erkekler arasında oluyor. Onun için tekrar ediyorum. Bir yerde eşcinsellik varsa orada kadın kenara sürülmüştür. Veya bir yerde kadın kenara sürülüyorsa orada eşcinsellik doğar ve hakim kültür olarak gelir, ideoloji olarak gelir. Yoksa bir hastalık falan filan şeklinde değil. Şimdi zaten bunu görüyoruz. Bütün Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da olağanlaştırıldı. Erkekler arasında nikah serbest oldu. Ondan sonra onları da görüyoruz. Ve onun toplumda yarattığı acıları, bütün bunların mutsuzlukları görüyoruz. Bunu mutluluk diye takdim ediyorlar. Hiç de öyle bir şey gözükmüyor. Ve o eşcinseller çocuk doğuramadıkları için, o ilişkiden doğa çocuk doğurtmadığı için evlatlar alınıyor. Evlatlara bakıyorsunuz, hepsi esmer, Afrikalı, Uzak Asyalı bilmem ne ve o evlatlara tecavüz ediyor. Bütün Alman basını, Fransız basını, Amerikan basını bunlardan bahsediyor.